ağrı kesici ve ateş düşürücülerden kanser gibi hayati önem taşıyan hastalıkların ilaçları piyasada bulunamıyor. Salgın hastalıkların arttığı bu günlerde ilaçlarını bulamayan hastalar eczane eczane gezmek zorunda kalıyor. Beşeri tıbbi ürünlerin faydalandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri Temmuz ayında %30.5 oranında artırılarak 14387 lira olarak belirlendi. Yaşanan bu artış eczanelerdeki ilaç krizini de beraberinde getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve eczacılık mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen 15. Bölge Eczacı Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, ''Ülke genelinde hastalara ilaç temininde sıkıntı yaşıyoruz çünkü dışa bağımlı hale geldik dedi. Ciddi bir ilaç yokluğu problemi yaşıyoruz. Biz eczacılar hastalarımıza ilaç yok demekten, hastalarımız da eczane eczane ilacını aramaktan gerçekten çok yorgun düşmüş bir vaziyetteyiz. Bildiğiniz üzere 2004 yılından itibaren ilaç fiyatlarındaki değerlendirme kuru, e, sabit kur e, endeksine bağlı olarak yapılıyor. Ancak 2015 yılından itibaren yaşamaya başladığımız ilaç kuru ve e, güncel kur arasındaki farkın Bugünlerde iki buçuk katına çıkmış olması dolayısıyla da e, dış piyasada olan ilaçların birçoğunu maalesef hastalarımıza sunamaz noktaya geldik. E, en son Temmuz sonunda güncellenen ilaç fiyat kurundan sonra e, bazı ilaçlarda e, te, e, temin edilebilme sorunlarını aşmış olsak da e, ülkenin genel olarak e, Tüm hastalara ilaç ulaşımında ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Sabit belirlenen kur dolayısıyla dünyadaki en ucuz ilaç ilaç dağıtım yapan ülkelerden bir tanesiyiz. İlaçta da... Yarıdan fazla dışa bağımlıyız. Yerli ürettiğimiz ilaçların da ham maddesinde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dolayısıyla düşük kur nedeniyle dışarıdan hem ham madde temininde hem de ilaçların ithalatında problem yaşıyoruz. Yerli üretilen ilacın birçoğu da yurt dışı pazarında daha fazla talep gördüğü için ihracatla maalesef hastalarımıza ulaştırılamadan yurt dışına gitmiş oluyor. Zaten artan mali giderler dolayısıyla küçülen eczane ekonomileri hastalarına ilaç sağlayamaz noktaya geldiği için ciddi anlamda bir eczacılık mesleğinin yok olması noktasına gelmiş durumdayız.